Hoş geldiniz Asiye Hanım. Hoş bulduk. Kısmetlere bak. Deva'yı gördün mü? Teyzem geldi. Al kız. Günaydın Nedim Hanım. Kızına kavuşmuşsun. Hepimizin gözaydın Asiye Hanım. Hoş geldin teyze. Ben babama haber vereyim. Gerek yok, babanın haberi var. Geç. Hoş geldin Asiye anne. Otursana Asiye anne. Oturmaya gelmedim. Madem bana ana değilsin, ta el memleketlerden geliyorsun, beni niye aramazsın? Hı? Evime gelirsin, el öpmeye karşılıklı otururuz. Hı? Oğlunu bırakıp ne diye geldin Asiye Hanım? Gene kırıp dökmüş ortalığı. Zapt edilmeye ihtiyacı vardır. Nasıl, dün geceden sonra ayıldı mı? Bir insanın kalbi kırılırsa Rizvan Bey, kırar da döker de. Ne etmişiz da kalbini kırmışız? Oturun. Rizvan Bey. Asiye, oturun dedim. O çulsuz Muzaffer'i arayacaksın. Kızını istemeye gideceğimizi söyleyeceksin. Hatta ailece gideceğimizi söyle de hazırlık yapsın garibanlar. Asiye anne, ben Tarık'la konuştum. Anladığım kadarıyla kızın bu işte gönlü yok. Kızın gönlü yok da benim çok mu gönlüm var? Her insanın her istediği olmay. Özellikle bizim. Benim uşağımın istediği olacak. İstediğini alacak. Üç güne mi boşar, beş güne mi boşar? Üstüne bir kadın alır, onu mu sever? Ben bilmem. Benim uşağımın keyfi bilir. Ben diyeceğimi dedim. Çulsuz Muzaffer'in kızını kendime gelin etme. Uşağımın yüreğinin yandığı yerde ha bu dünyayı yakarım. Bunu da böyle bilesin Rizvan Bey. Bana da bir kahve yapıver hadi. Hadi Zeynep. Kalk kızım, şöyle yukarı. Az şekerli olsun. Rizvan Bey. Ne? Ara. Allah. Allah bize. Ben bunu babama söylemem anne. Bak kocan orada. Git kendin konuş. Anasıyla babasıyla gitsin Tarık kız istemeye. Biz niye gideymişiz? Tuncay bile gelecek dedi daha. Ben buradan niye Amerika'ya kaçtığımı bir günde hatırladım. Aklımı yitireceğim ya. Kız istemiyor abi. Kız Tarık'ı istemiyor. Biz de kardeşimiz kendini istemeyen bir kıza nikah yoluyla tecavüz etsin diye istemeye gideceğiz, öyle mi? Yok be kızım, sen de konuyu nereye getirdin ya? Yasemin istemiyorsa gitsin kendi babasına söylesin. Biz de gitmeyelim değil mi? Ben de baban istemeydim. He? Babama diyebildim mi? Anne. Benden ne istiyorsunuz? Söyleyin yapayım. Git de ki. Biz gelmiyoruz. Kendisinde biraz haysiyeti şerefi varsa o Asya olacak kadının tehdiduyla hareket etmesin. Şerefi, haysiyeti ha? Ben bunu babama diyecek kadar aklımı yitirmedim. Bence siz de sakın demeyin. İyi. Ben söylerim o zaman. Dene bakalım. Dur kızım, dur. Sen babanla aranı kötü etme. Ben derim. Geç sen. Geç sen, geç. İstememiş de, zorla evlenmiş de. Ya hala seviyor, hala kıskanıyor.
Yoksa Asiye'yi aldığında boşanmaz mıydı babamdan? Müsaade var mı Rızvan Bey? Buyur, ne diyeyim mi? Ben öyle ayakta Asiye Hanım gibi dik dik konuşamayacağım. Tansiyonum çıktı, başım döndü. Oturacağım. Tuncay da, kızım da, ben de sizinle istemeye gelmeyeceğiz. Fikret'in gelmesi de münasip değildir ama karısı ne de olsa Asiye'nin yeğenidir. O gelsin. Ben nereye istiysem oraya geleceksin. Sen iste, ölüme giderim Rızvan Bey. Ama o Asiye denen kadının yaptığı edepsizlikten sonra ben asla onunla aynı yerde bulunmam da gelmem de. Eyüp, gelme. Ben de çocuklarının üstüne yapacağım her şeyi Asiye'nin üstüne yaparım. Yani neticede ben ölsem bir güvencesi yok, nikahı yok, mirasından faydalanamaz. Siz çocuklarımla birlikte başınızın çaresine bakarsınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.